Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Mustafa Göktaş 11 yıl önce Nevin Göktaş ile ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa Dede ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşlarıyla anlattı. Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Göktaş, Adana'nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı. Göktaş hayır işlerine zaman harcarken komşularının vesilesiyle tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş'ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi. Hayırsever ihtiyar 1,5 yıldır başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor. Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söyledi. 11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon TL'ye yakın para kaybettiğini ifade eden Mustafa Dede, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu iddia etti. Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra ilk eşi olan Hüsnü Göktaş'ın kansere yenik düşüp vefat etmesinin ardından ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Göktaş, "Memleketime geldim. 25 sene Avrupa'da çalıştım. Emekli oldum. Memleketime hizmet etmek için geldim. Yetiştiğim kadar hayır yapmaya çalıştım. Un fabrikası, petrol ofisi açtım. Köyümün camisine yardımlar yaptım. Eşimin vefatından sonra mahallede işlerle uğraşırken vesile oldular. Şu an evli olduğum Nevin Hanım'la tanıştırdılar. O zaman ben 75 yaşındaydım. Kendisi 50 yaşındaydı. Aramızda yaş farkı çok. Ben olmaz dedim. Araya girenler oldu. Bu evlilik oldu. Bana bakacağını söyledi dedi. 11 yıl önce evlenmesinin ardından eşinin tarla ve evlerini üzerine yaptırdığını aktaran Mustafa Göktaş, evini yaptırdım. Nar bahçesi vardı. Buraya hurma diktirelim dedi. Hurma diktim. Kardeşimin hakkı var dedi. Onu da satın aldım. Her dairemde bir akrabası oturdu. Bu dairemde 4 yıl akrabası oturdu. 4 kuruş vermedi. Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdi de ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor. 11 senede bütün birikimim gitti. 11 senede bana 100 TL harçlık verirdi dedi. Tek hayalinin evlenmeden boşanmak olduğunu vurgulayan Mustafa Göktaş, "Tek duam bu. Ben 1,5 seneden beri boşanmaya çalışıyorum. 5. duruşma. Başka bir adamla yaşıyor. Sadece boşanmak istiyorum. Ölmeden tek isteğim bu. Kadına şiddet diyorlar. Ben 86 yaşındayım. Gittiği adam 45 yaşında. Bu adalet mi? 2 kez beni öldürmeye geldi. Kapımın arkalarına kilit yaptırdım. Killerden yardım bekliyorum." diye konuştu. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.